yaşamış. Diğer STK'larla ortak projeler yürütülüyor. Kuruluşlar bunlara sponsor olabilirler. Ya da TEMA'nın düzenli bağışçısı olmak için bir teklif götürebilirler TEMA'ya. Böyle de bir sistemimiz var. Bir defaya mahsus değil ama azar azar sürekli maddi katkı sağlanabilir TEMA'ya. Kurumlar bunu gerçekleştirebilir. Bunu şahıslar da yapabilir. Hatta sizin okulumuz öğretmenlerinden biri mesela bizim düzenli barışımız oldu geçen hafta ben yaptığım ziyarette böyle bir sonuç aldım. Bu çok kıymetli. Azar ama sürekli olması. Bunun ötesinde sürekli fidan bağışı kabul ediyoruz ve bunların fidanların toprakla kavuşmasını organize ediyor TEMA. Bunun da bir örneğini geçtiğimiz haftalarda örneğin Bobeski'de yaşadık. Bu beni çok sevindirdi. Burada Faik Besimoğlu İlkokulu'nda böyle bir talep geldi. Özel bir kermes düzeltmişler. Kermesin gelirini bir sivil toplum örgütüyle paylaşmak istediklerini dile getirdiler. Biz de onları fidan bağışına yönlendirdik ve bu şekilde kurum olarak ilkokuldaki bütün çalışanlar için birer ağaç dikilmesini organize ettik. Yani TEMA'nın burada yaptığı şey sadece organize etmek. Yani ne direkt olarak bizim fidan elimizdeydi, ne o okuldakilerin değildi. Ama biz biliyoruz ki sertifikalanmış bir şekilde bir yerde o okulun bütün çalışanları ve bütün öğrenciler için birer fidan dikildi. Bu gerek kurumların, gerekse bireylerin şahıs olarak tabi yapabilecekleri destekleri güzel bir örnek.